Arkadaşlar buraya biz vatan toprakları diye geldik. Senelerce bize şarkılar, türküler söylettiler. Ardahan'dan Edirne'ye diye. Baktık burası bizim vatan topraklarımız gerçekten değilmiş. Onu gördük. Buradan ileri geçirilmiyoruz, geçemiyoruz. Çünkü geçmememizin sebebi hepimizin Karadenizli, pırıl pırıl, tertemiz, vatanını milletini seven milliyetçi çocuklardan oluşmamızdır. Biz bölgesel amatör ligde benzerine rastlanmayacak bir şekilde Görele'den buraya 500 kilometre yolu 3 otobüsle geldik. Ve burada 4 saat boyunca arkadaşlarımız aç susuz bir şekilde perişan vaziyette karın duruyor. Burada Ardahan Valiliği bizi maça sokmama talimatı almış. Fakat Ardahan Valiliğinden buraya gelip insanların halini hatırını soran, aç mı tok mu, susuz mu, hasta var mı, sökel var mı diyen bir tane yetkili sorumlu yok. Devlet yok, devlet. Burada devlet otoritesini yitirmiş maalesef. Abi maçı geçtik. Ardahan'a karnımızı doyurmaya bile giremiyoruz evet, yani. Evet, girip yemek yiyeceğiz. Abi, maça gitmiyoruz. PKK çarşıda kol geziyor. Eğer bizim maça girmeme gerekçemiz de Ardahan şehir merkezindeki BDP'lilerin eylem yapmasıymış. Evet. Bizi Ardahan'a sokmayacağınıza onları Ardahan'dan çıkartın. PKK'ya devlet kültürü bunu gösteriyor. Bravo. Söylenecek bir şey yok arkadaşlar. Hepsi burada. Hepimiz perişanız. Polisleri göstereyim, polisleri. Polis hem de seviyoruz. Abi, otobüsleri de çek abi. Öyle bu tane. Olsa da çek, millet de çek. Umur abi. Bismillah. Allahu Ekber. Çek. Bismillah. Allahu